Et damarımız da bu şekilde. Şırdana alternatif işkembe ve kırkattan sonra çoğalmaya başladı. Şeker hastaları ve sporcuların en çok sevdiği et damarlar. Sakatat'ın başkenti Adana, söylediğiniz gibi. Ve Adana'da şırdan, bağırsak, yani o midenin bölümleri, yani bu bağırsak sisteminin bölümlerini çok fazla tüketimi var. Bunlar içinde en çok tüketilen kısımları şırdan, yine işkembe ve mumbar kısmı çok fazla tüketiliyor. Yine bağırsak kısmından kokoreç yapılıp onun da tüketimi oldukça fazla. Sakatatların şöyle bir durumu var. Gerçekten protein ve yağ açısından zengin gıdalar. Yine içinde demir, A vitamini açısından zengin gıdalar olmakla birlikte sakatatlarda tabii ki uygun şartlarda saklanmadığı ve pişirilmediği takdirde ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Özellikle son dönemde diyabeti olan hastalar, yani şeker hastalığı olanlar ve sporcular içinde pirinç olmadığından dolayı et damar diye bir sakatat türünden bahsediyorlar. Onu da hayvanın işkembe ve şırdan kısmının doğranarak pişirilmesiyle elde ediliyor. Bakıldığında protein açısından çok zengin. O yüzden sporcular ve diyabetli hastalar tercih ediyor ama beraberinde proteinle birlikte doymuş yağ asit oranı ve özellikle protein kısmında yüksek olduğundan hastalarda ciddi kolesterol problemleri, atak yaşanmasına neden olabiliyor. Kronik hastalığı olanlar ve diğer çoklu, özellikle kardiyak problemi olanlar, kalp hastalığı olanlarda haftalık kırmızı et tüketimini de biz 500 gramla sınırlayın, 350-500 gramla sınırlayın. Sakatat için de aynı şekilde geçerli. Sıkıntı yok. Miktarı aşmadıkça problem yok. Demir açısından ve protein açısından zengin, beraberinde kolesterol açısından da yüksek içeriği olduğu için dikkat edildikten sonra problem yok. Özellikle şeker hastaları ve sporcular için birebir oldu. İçerisinde pirinç yok. İşkembeden veya kırk kattan yaptığımız et damarları pişirip müşterilerimize ikram ediyoruz. Çoğundan kaçınmalarını söylüyoruz. Kolesterolü yüksek olan hastalarda fazla önermiyoruz ama şeker hastalarında öneriyoruz. Sporcularda öneriyoruz. Hastalar için de aynen bunu bulduk. Normalde pirinçle doldurulan işkembe veya kırk kat şimdilerde sadece ipe dizilerek et damar haline getiriliyor. Yani ona da bilezik de deniyor bazı yerlerde. Şu anda rağbet görüyor. Kuzu şırdanına talep çoğaldığından dolayı ve fiyatlar çok fazla arttığından dolayı alttan gelen ürünler destekliyor. Yanılmıyor.